Bir birinci sınıf Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabı Ekoya Yayınları 3. ünite şiir sayfa 68, 69, 70, 71, 72, 73 Hürriyet kasidesi metni etkinlik soruları ve cevapları. Bir birinci sınıf Ekoya Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabı Hürriyet kasidesi cevapları. Bir birinci sınıf Ekoya Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabı sayfa 68 cevabı. Namık Kemal, in vatanın bağrına düşman dayadı hançerini, yo imiş kurtaracak bahtı kara maderini, beytiyle Atatürk'ün, vatanın bağrına düşman dayasın. Hançerini bulunur kurtaracak bahtı kara maderini, dizelerini farklı zamanlarda yaşayan iki kişinin dünya görüşleri açısından karşılaştırınız. Ortak noktaları belirleyiniz. Cevap, ikisi de vatanın zor durumda olduğunu düşmanlar tarafından kuşatıldığını vatanın elden gitmekte olduğunu söylemektedir. Ancak Namık Kemal ümitsiz bir şekilde bu düşünceleri ortaya koyarken, Mustafa Kemal ise, tam tersi, vatan ne kadar zor durumda olursa olsun düşman hançeri boğazında dursa da yine de vatanı kurtaracak bir kahraman olacağını, vatanın bu kötü kaderinin değişeceğini söylemektedir. Büyük şairler, ülkeleri acı çekerken mutluluk şarkıları söyleyemezler, sözünü sınıfınızda kısaca tartışınız. Cevap, büyük şairler için vatan ve içinde bulundukları toplumun koşulları çok önemlidir. Büyük şairler halkın acılarına sırt çeviren ve fil dişi kulelerde hayatı görmezden gelen insanlar olamazlar. Bu yüzden hak acı çekerken onun acılarını dillendirirler. Bir birinci sınıf Ekoya Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabı sayfa 71 cevabı. 1. Okuduğunuz şiirde geçen mazlum, hakir, şan, felek, esaret gibi kelimelerin anlamını dizelerin bağlamından hareketle tahmin ediniz. Tahminlerinizi sözlükten kontrol ediniz. Cevap: mazlum, haksızlığa uğrayan ve baskı altında ezilen, kendisine zulmedilen, zulüm gören. Hakir, aşağı görülen, hor görülen, küçük, önemsiz, zavallı. Şan, şöhret, nam, ün. Felek, dünya, evren, ilem-i baht, talih, şans. Esaret, kölelik, tutsaklık, esirlik, 2. Okuduğunuz şiirde kullanılan ejder, ateş, kavga, kement, cellat, şemşir, hun gibi kelimeleri, şairin yaşamıyla ve söyleyiş üslubuyla ilişkilendiriniz. Cevap, Namık Kemal romantik bir şairdir. Onda kahramanca duygular ve coşkulu bir söyleyiş dizelere yansımaktadır. Bu kelimeleri kullanması tesadüf değildir. Namık Kemal'in şiirlerinde bunun gibi ateş, kavga, kement, cellat, savaşmak çokça görülür. Çünkü onun yaşamı vatan aşkına, vatanın bağımsızlık mücadelesine adanmıştır. Üçüncü tematik bütünlüğe sahip okuduğunuz şiirin temasını ve temanın yaşam gerçeğini yansıtması özelliklerini aşağıdaki kutucuklara yazınız. Cevap: dördüncü okuduğunuz şiirde batılılaşma ile toplum hayatımıza giren kelimeleri ve kelime gruplarını belirleyiniz. Cevap: hürriyet, esaret, ademiyet, hürriyetin sihirli yüzü. Bir birinci sınıf Ekoya Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabı sayfa 72 cevabı. 5. Şair, hürriyet aşkını ifade etmek için şiirsel anlatımdan niçin yararlanmıştır? Açıklayınız. Cevap, çünkü bazı duyguları en iyi anlatan tür şiirdir. Şiirde her türlü coşkuyu ve mesajı kısa yoldan etkili bir şekilde vermek mümkündür. Altıncı okuduğunuz şiirde divan şiirine özgü mazmun var mıdır? Örnek veriniz. Cevap, var. Kemendi Cangü Güda Eyderi Kahr olsa Cellid'in kullanımı divan edebiyatında can alan sevgili için kullanılırken, şair burada sevgili yerine hürriyet düşüncesi için bu benzetmeyi kullanmıştır. Benzer bir kullanım Ne Efsun Kirimişsin, Hey Didir'i Hürriyet dizesinde de görülür. Sihirli olan sevgili yerine hürriyet kavramı düşünülmüştür. 7. Hürriyet kasidesi şiirinin nazım biçimi özelliklerini ve türünü belirleyiniz. Defterinize yazınız. Cevap: şiirin nazım biçimi, beyitlerle yazılmış, aruz ölçüsü kullanılmış, Anadolu Ajansı Vavava şeklinde bir kafiye örgüsü vardır. Nazım türü, kaside. 8. Ne efsun kırmışsın, ah ey didarı hürriyet. Esirli aşkın olduk, gerçi kurtulduk esaretten. Beytindeki söz sanatlarını bulunuz. Cevap: kişileştirme, hürriyet sihirli bir insan yüzü gibi düşünülmüştür. Kişileştirme, aşk esir alan bir sahip gibi düşünülmüştür. 9.
Şiirde ahengi sağlayan unsurları belirleyerek aşağıdaki tabloda boş bırakılan yerleri doldurunuz. Ahenk unsurlarının şiire katkısını değerlendiriniz. Cevap: 10. okuduğunuz şiirde şairin Osmanlı tarihine hayranlık duyduğu beyitler hangileridir? Bunlardan yola çıkarak şairin Osmanlı'ya bakışını değerlendiriniz. Cevap: Biz ol nesli Kermidi'de Osmaniyanız kim? Cihangirhane bir devlet çıkardık bir aşiretten şair, bu dizelerde bir aşiret çadırından, bütün dünyaya hükmeden koca bir imparatorluk kurduklarını gururla bahsetmektedir. Çünkü Osmanlı savaşçı ve esarete boyun eğmeyecek yüce bir imparatorluktur. 11. Dönem Tanzimat sanatçıları, düşüncelerini halka duyurabilmek için sade bir dil kullanmayı savunmuşlardır. Okuduğunuz şiiri bu açıdan değerlendiriniz. Cevap: Günümüze göre ağır bir dile sahipse de o dönemin koşullarına göre sade bir kullanılmaya çalışmış olan şair yine de bazı kısımlarda eski ağır ve süslü dil alışkanlığından kurtulamamıştır. 12. Edebiyatta düşünceyi ön plana çıkarmak isteyen Namık Kemal, okuduğunuz şiirde bir sanat endişesi taşıyor mu? Şiirin son beytinden hareketle soruyu cevaplayınız. Cevap: Elbette taşımaktadır. Çünkü söyleyiş güzelliği de şair için önemlidir. Anlatmak istediği konu önemli olsa da onun nasıl anlatıldığı da şair için önem arz etmektedir. 13. söyleyici, şiirde konuşan, şairin sesini ve söyleyişini emanet ettiği kişi veya varlıktır. Şiirin söyleyicisini bulunuz. Şiirde söyleyicinin coşkulu bir söyleyişte bulunduğu beyitleri tespit ediniz. Bunun nedenlerini sözlü olarak sınıfınızda belirtiniz. Cevap: Şiirin söyleyicisi yine şairin kendisidir. Ben dili kullanılmıştır. Civan Ardan'ı milletle Hazer Gavga'dan Eybede'de. Erin Şemşirci Zulmün İteş H.N. Hamiyet'ten biz ol nesli Kermidi'de Osmaniyanız kim? Cihangirhane bir devlet çıkardık bir aşiret tengi dizelerde coşkulu söyleyişe rastlamak mümkündür. 14. Okuduğunuz şiirden günümüz demokrasi anlayışına yakın düşünceleri bulunuz. Cevap: Hürriyet düşüncesi ve her milletin özgür bağımsız yaşama düşüncesi demokrasi düşüncesiyle uyuşan kısımlardır. 15. Hürriyet, adalet, eşitlik düşüncelerinin dile getirildiği beyitleri tespit ediniz. Fransız İhtilali'nin metne etkilerini değerlendiriniz. Cevap: Ne gam püriteş hevli olsa da gavgayı hürriyet. Kaçar mı merd olan bir cene için meydanı gayretten ne mümkün zulm ile, BDD ile imhayı hürriyet. Çalış idraki kaldır muktedirsen ademiyetten Fransız ihtilali dünyaya yayılan hürriyet eşitlik bağımsızlık gibi duygular bu şiirde de görülür. Bir birinci sınıf Türk dili ve edebiyatı ders kitabı cevapları. Ekoya yayınları sayfa 68, 69, 70, 71, 72, 73 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.